Konuşmamın konusunu bir fincan sevginin bir yaşam boyu hatırı diye başladım. Bunu böyle bir başlığı nasıl seçtin diye sorarsanız çok ilginç bir şekilde iki değişik hikayeyi birleştirdim. Bu hikayelerden bir tanesi hepimizin çok iyi bildiği bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Nereden gelir bu hatır hikayesi? Belki bazılarımız biliyorlar ama ben bugün sizlerle bu hikayeyi paylaşmak istiyorum. Çünkü bundan sonra anlatacaklarımla da ilişkili. İkincisi de fincanın kendisi. Yemiş iskelesinde, Haliç taraflarındaki Yemiş iskelesinde bir zamanlar Osmanlı döneminde bir Üsküdarlı bilge kahveci varmış. Kahvesine sadece kahve içmeye gelmezlermiş. Onunla sohbete de gelirlermiş. Ve bir gün bu kahvecinin kahvesine bir yeniçeri gelir. Ve der ki, buradaki herkese benden kahve. Ama şu köşedeki Rum kaptana yok. Bunun üzerine kahveci kahveleri yapar, herkese verir. Ondan sonra da iki fincan kahve yapar ve Rum kahvecinin, Rum kaptanın masasına yönelir. Yeniçeri, ona yok demiştim der. Bizim Üsküdarlı kahveci, bilge kahveci döner, o benden der. Aradan yıllar geçer ve bir isyan çıkar Sisam Adası'nda ve bizim Rum kahveci esir düşer. Ve bu esir pazarında, o zamanlar esirleri esir pazarında satarlarmış. Ve kahveci esir pazarında satılmaya çıkarılır. Ne olacak bana diye düşünürken kalabalık arasından yaşlı bir adam gelir. Bayağı yüklü bir parayla bizim kahveciyi satın alır ve beraberce kalabalığın içinden bir ormana doğru giderler. Kahveci merakta, ne olacak acaba bana? Biraz gözden ırak bir yere geldiklerinde adam döner. Sen beni tanımadın. Ben senin bana 40 yıl önce kahve ikram ettiğin Rum kaptanım der. Birbirlerine sarılırlar ve bizim kahveci ülkesine geri döner. İşte 40 yıllık kahvenin hikayesi bu. Bir fincan kahvenin seni kabul ediyorum, sana saygı duyuyorum, seni önemsiyorum diyen mesajın bizde bıraktığı 40 yıllık etki. İkinci bir konu, kendinden değişmiş slide, özür dilerim. Fincanla ilgili. Yıllar önce, hemen hemen 10 yıl önce okuduğum bir kitap var. Bende çok önemli bir etkisi oldu. Cennette karşılaştığınız 5 insan. Eddie'nin hikayesini anlatır bu kitap. Ve Eddie aslında hayat boyu hiç mutlu olmamış, hiçbir işe yaramamış ve kendisinin bir hiç olduğunu düşünen yaşlı bir Luna Park bekçisidir. Ve hayatını Luna Park'taki bir dönme dolaptaki salıncaklardan birisi bir küçük kız çocuğun üzerine düşerken, onu kurtarmak isterken kaybeder ve cennete gider. Cennette küs olarak ayrıldığı babasıyla karşılaşır. Kitapta babasıyla karşılaştığı bölümü anlatan cümle benim hemen hemen bir 10 yıldır hiç aklımdan çıkmayan bir cümleydi. Ve onu bugün sizlerle de paylaşmayı istedim. Çünkü konuşmaların önemli bir kısmı. Der ki kitap, bütün o bölüm şöyle başlar. Bütün ebeveynler çocuklarına zarar verir. Öyle zarar verir ki onların genç, kırılgan, bir porselenden yapılmış yaşam fincanlarının üzerinde parmak izlerini bırakır. Bazen bu parmak izleri o kadar derindir ki bir yaşam boyu gitmez. Bazen daha da derindir ki ve öyle bir hale gelir ki ben bunu bırakacağım. Anladım.
tekrar bir araya gelemeyecek şekilde kırılır. Eddie'nin ilk yaşam fincanındaki ilk parmak izleri babasının onu ihmaliydi. Çocukluk döneminde hiç kendisini sevmemişti, hiç kucağına almamıştı, hiç onu okşamamıştı. Daha sonra Eddie bu şiddete dönüştü ve Eddie'nin yaşam fincanı çatlamaya başladı. En sonunda da babası Eddie'yi reddetti. Ve bu şekilde de baba oğul birbirlerinden küs ayrıldılar. Niye böyle oluyor diye düşünüyoruz. Ve Eddie cennete gidip de babasıyla karşılaştı ve diğerleriyle karşılaştığı zaman iki önemli şey öğrendi. Bunlardan bir tanesi aslında babasının kendisini çok sevdiğiydi. Son dakikaya kadar adını söyledi ve pencereye gidip çocuğunu görmek istediğiydi. Diğer ikincisi de Eddie'nin babasının da yaşam fincanı çatlak parmak izleriyle doluydu. Çünkü aynı çocukluğu o da yaşamıştı. İşte bizim esas üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi bu. Neden bunlar oluyor? Neden biz çocuklarımızla iletişim kuramıyoruz? Hikaye aslında hepimizin çok kolay bildiği, etrafımızda çok gördüğü bir hikaye. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Ve bu neden böyle oluyor? Bugün hep beyin konusundan bahsediyoruz. Harvard Üniversitesi'nde biliyorsunuz son zamanlarda beyin gelişiminde ve nörolojik araştırmalarda erken çocukluk dönemindeki deneyimlerin çevresinden aldığı uyarılarla çocuğun beyin yapısını etkilemekte olduğunu ve bunun bir yaşam boyu devam ettiğini görüyoruz. Efendim? Anladım. Beyin gelişiminde, beyin gelişimi çalışmalarının ortaya çıkardığı bir başka konu var. Beynimizdeki gelişmelerin hassas dönemleri var. Bu hassas dönemlerden buradaki işaretler belli hassas dönemleri gösteriyor. İşte buralara biz fırsat pencereleri diyoruz. Eğer bu fırsat pencerelerinde beyin gelişimini yakalayabilir, çocukla o bölgeyle ilgili daha etkili çalışmalar yapabilirsek, belki bunu değiştirebiliriz. Burada en önemli konu duygusal kontrol. Beyin gelişiminde fırsat pencerelerinden bir tanesi. Ve o pembe çizgi 0-3 yaşında baktığımız zaman 0-3-4 yaşında artık fırsat penceresinin büyük oranda kapandığını bize gösteriyor. Demek ki ilk 0-3 yaş döneminde İlk 0-4 yaş döneminde çocukların alacağı sevgi, ilgi, destek onların bir yaşam boyu mutlu olmalarına yardımcı olacak. Ve en fazla da yükseldiği nokta 2,5 yaşlarında. Bunun üzerine bizim karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor. Bakım veren yetişkinlerin becerilerini artırdığımızda çocuğun yaşam boyu sağlık, öğrenme ve davranışları için gerekli ilişkilerini güçlendirecek bir ortamı oluşturabiliriz. Bu bizim çocuklarımıza vereceğimiz bir fincan kahve gibidir. Bununla ilgili iki tane örnek göstermek istiyorum. Bir tanesi bundan 30 yıl önce Sally McGregor'ın Jamaika'daki çocuklarla yaptığı bir çalışma. Bu çalışmada çocuk doktoru olan Sally, beslenme bozukluğu olan, gelişim geriliği olan çocukları evlerinde ailelerini ziyaret ederek sadece beslenme ve sağlık konusunda değil fakat aynı zamanda bir çanta dolusu oyuncakla, ev yapımı oyuncakla gidip annelere, baba ve evdeki diğer kişilere çocuklarıyla nasıl daha iyi ilişki kurabileceklerini anlatmış. Ve bunu yeni doğan bebeklerle başlayıp 24 aylık 2 yaşına kadarki döneme kadar getirmiş. Sonunda bir gelişim çalışması yapmış, gelişim düzeylerine bakmış çocukların. Burada gördüğümüz mavi ve yeşil çizgiler ya sadece beslenme ve sağlık ya sadece erken müdahale dediğimiz iletişim ve çocukla iyi ilişki kurma ile ilgili olan gruplar. Bunlara baktığımız zaman eğer her ikisi birden varsa normal çocuklarla
bu beslenme bozukluğu olan çocuklar hemen hemen aynı düzeyde gelişime ulaşmaya başlamışlar 24 ayın sonunda. Ama erken müdahale dediğimiz sadece ilgiyle, sevgiyle, oyunla o büyüyen çocuklar beslenmeden öne geçmiş. Yani bir fincan sevgi bir tabak yemeğin önüne geçiyor. Bir başka örneği size ekonomide vermek istiyorum. Heckman buna benzer bir çalışmayı erken çocukluk gelişiminin bilhassa yatırım açısından ele aldığı için erken çocukluk gelişim çalışmalarına yani anne baba eğitim programlarına, destek programlarına eğer daha fazla yatırım yaparsak ülkelerin bu daha fazla getiri ekonomik açıdan geri dönüşün daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmış. Ve çocukluktaki 1 dolar daha sonra 17 dolar geri getiriyor hükümetlere ve aileye. Ve baktığınız zaman en başa ne kadar erken bu yatırımı yaparsanız o kadar fazla getiri alıyorsunuz. Yani sadece psikolojik bir getiri değil fakat aynı zamanda bir de ekonomik getirisi var. Heckman bu ekonomiyi kullanıyor çünkü bununla yatırım yapmasını istiyor devletlerin ve diğer yatırımcıların. Gerek Heckman'ın gerekse Salen'in araştırmaların sonunda ortaya çıkan çok önemli bir nokta var. Her ikisi de longitudinal uzunlamasında çalışmalar yapmışlar. Her ikisinin de sonunda çok önemli bir bulgu var. O da şu. Gerek Salen'in beslenme ve sağlık konusundaki müdahaleleri, gerekse buradaki bilişsel gelişim müdahaleleri bir süre sonra kendi etkisini kaybediyor. Ama esas bu çocukların başarılı olmasını, mutlu olmasını ve bu sevgiyi başka kendi çocuklarına geçirmesini sağlayan o erken dönemdeki kazandıkları duygusal kazanımlar. Ailesiyle, bakıcısıyla, çevresindeki o mutlu ortam. Yani bir fincan sevgi, iletişim, bakış, karşılıklı konuşma. Son derece basit. Hiçbir ilaç da istemiyor. Ama bunlar hayat için, çocukların gelişimi, duygusal gelişimi için çok önemli. Çocuklarımızın gözünün içine bakıp onlarla konuşmak. Şuradaki bebeğin babasının yüzüne bakışını izlemek. Ve bunların bebek ve sadece bebek değil, aynı zamanda annenin babanın da ruh sağlığını güzelleştiriyor, değiştiriyor. Ve mutlu çocuklar ortaya çıkarıyor. Salen'in ve Heckman'ın çalışmaları o kadar çok değişik ülkelerde tekrar edildi ki Türkiye'de dahil buna. Pakistan'da bizim de başladığımız bir çalışma vardı, benim de içinde oldum. Şu anda 7 yaşında çocuklar. Daha sonraki yıllarda depresyonun da azaldığını görüyoruz bunlarda. Ve giderek de artıyor. Bu giderek artan bu çalışma şöyle bir umut uyandırıyor bende. Giderek bizim çocuklarımız daha çok sevgi dolu fincanlara kavuşacaklar. Daha bebeklikte daha mutlu olacaklar ve bu mutluluk da daha mutlu dünyalara, toplumlara bizi götürecek. Ancak unutmayalım, bir fincan sevginin yaşı yok. Sadece 0-3 yaşta değil. Her zaman, her yerde bir fincan kahve sevgiye ihtiyacımız var. Zaman hiçbir zaman geçmiyor. Ama şu bir gerçek ki 0-4 yaş dönemi bir fincan sevgi için en önemli dönem. Diyorum ki bu bir fincan sevgiyi birbirimizden esirgemeyelim. Sevgi dolu fincanlarımız ve dostluk, sohbet dolu kahvelerimiz olsun. Teşekkür ediyorum.